Merhaba arkadaşlar. Bu bölümde şehir yani kentsel yerleşmelere bakacağız. Bunların sınıflandırılması nasıldır? Onları birlikte inceleyeceğiz arkadaşlar. Peki şehir yerleşmesi deyince ne gelecek benim aklıma? Temel olarak şöyle düşünsem benim için yeterli. Tarım ve hayvancılık faaliyetleri dışındaki ekonomik faaliyetlerin geliştiği, nüfusun daha fazla olduğu yerleşme tiplerinin daha doğrusu mesken tiplerinin daha fazla olduğu yerleşmelere biz şehir yerleşmeleri adını veririz. Şeklinde yorumlasak bizim için yetecektir. Peki şehir yerleşmesi deyince neymiş hemen çizelim arkadaşlar. Nüfusu kırsal kesimden fazla olan, tarım dışı faaliyetlerin geliştiği, mesleklerin çeşitlendiği, yatay ve dikey yönde büyüyen yerleşmelere ne diyoruz? Şehir adını veriyoruz. Kentlerde genellikle sanayi, ticaret, ulaşım, turizm gibi ekonomik faaliyetler gelişmiştir. Mesleki alanda meslek çeşitliliği artmış, ayrıca mesleki uzmanlaşmanın da arttığını söyleyebiliriz. Şehirleri biz farklı şekilde sınıflandırabiliyoruz. En çok kullandığımız fonksiyonlarına göre şehir yerleşmeleri ve nüfusuna göre şehir yerleşmeleri. Peki nüfusuna göre sınıflandırdığımızda küçük küçük şehirler, orta büyüklükteki şehirler, büyük şehirler ve metropolitan şehirler şeklinde sınıflandırabiliriz. Mesela nüfusu 10 ile 10 bin ile 100 bin arasında olanlara küçük şehir. Nüfusu 100 bin ile 500 bin arasında olanlara orta büyüklükteki şehir. Nüfusu 500 bin ile 1 arasında olanlara büyük şehir. Nüfusu 1 milyondan fazla olanlara ise metropolitan adını veriyoruz İstanbul gibi. Ay arkadaşlar bu ayrım çok fazla kullanılan bir özellik değil. Bu yüzden sadece sayısal olarak bunları duyun ve geçin diyorum arkadaşlar. Peki biz en çok karşımıza gelecek olan hangisidir dersek tabii ki işlevlerine göre şehir yerleşmeleri. Bu konu TYT'de de sorulabilir. AYT'de de sorulabilir. 9. sınıf konusunda da var. Aynı zamanda 11. sınıf konusunda da var. 11. sınıfta da biraz daha ayrıntılı. O yüzden AYT'ye girecek arkadaşlar. Burayı can kulağıyla dinlerse daha verimli olur. Tarım şehirleri deyince arkadaşlar. Genellikle tarım ve tarıma dayalı ekonomik faaliyetlerin geliştirildiği, geliştiği şehirlerdir. Tarım şehirlerin büyük bölümünde nüfus arkadaşlar genelde 100 binin altındadır. Yani küçük şehirlerdir. En fazla gelişen tarım ve hayvancılıktır. Bunun dışında ormancılık, balıkçılık, turizm gibi şey, şey, diğer faaliyetlerde az da olsa gelişebilir. Ama temel geçim kaynağı burada tarım ve hayvancılıktır. Mesela Türkiye'de bulunan Rize, Niğde, Akhisar, Salihli, Haymana, Kırşehir, Harran gibi iller ve ilçe merkezleri sayılabilir. Hocam şehir deyince sadece Ankara, Kayseri, Malatya gibi il merkezlerim gelecek? Hayır arkadaşlar. Mesela Ankara ile birlikte Ankara'nın ilçeler işte Hayman olabilir, Şerefli Koçsarı olabilir, Güdül olabilir. Bunlar da nedir arkadaşlar? İlçe merkezleri de aynı zamanda şehir sınıflandırması içerisinde yer alır. Peki hocam fonksiyon deyince ne geliyor? bir şehir, şehrin gelişmesine en çok katkı sağlayan ekonomik faaliyettir. Mesela Zonguldak'ın gelişmesinde en etkili faktör taş gömürü yani madenciliktir. İşte İzmit'in gelişmesinde en önemli faktör sanayi ve limanın bulunması. Yani sanayi ve ulaşımdır. Mesela Rize'nin gelişmesine düşünüyorum en çok katkı sağlayan oradaki çay bahçeleridir. Yani tarımdır. Veya Harran gibi Şanlıurfa gibi illerin büyümesinde arkadaşlar şehirlerin büyümesinde tarım sektörü önemli paya sahiptir. Hemen şurada gördüğümüz gibi bir tane resim eklemişler arkadaşlar. Burası bayağı bildiğimiz şehir gibi doğru. Peki burası neresiymiş? Manisa'nın Akisar ilçesi arkadaşlar. Akisar'da tarım ve tarıma yönelik küçük sanayi tesislerinin bulunduğu alandır. Yani burada Çoğu ekonomik faaliyet işte tarımdır, işte zeytin olabilir, üzüm olabilir, bunların toplanması, satılması, işlenmesi veya bu ürünlere yönelik işte makinelerin satılması veya küçük atölyelerin bulunması bu şehrin gelişmesine katkı sağlamıştır. Sanayi şehirleri hemen resminde şöyle gösterecek olursak arkadaşlar biraz daha modernleşmeye başlıyor. Bu Almanya'da bulunan Düsseldorf kenti arkadaşlar özellikle sanayinin yoğun olduğu kentlerden birisi. Sanayi devriminden sonra zaten dünyadaki şehirleşme bir boyut değiştirdi ve şehirleşme hızı hızla arttı arkadaşlar. Sanayi devriminden sonra zaten sanayi şehirleri ortaya çıktı. Buna örnek olarak Manchester nerede bulunuyor arkadaşlar? İngiltere'de. Zaten Manchester deyince Çoğu arkadaşımız an, anında anlamıştır. Bunun dışında Düsseldorf, Almanya'da, İzmit, İstanbul, Ereğli, Kırıkkale gibi şehirlerimiz arkadaşlar sanayi fonksiyonuna bağlı olarak gelişme göstermiştir. İdari şehir genellikle bir kent, bir ülkenin başkenti idari fonksiyona sahiptir. Sorularda genelde karşımıza çıkacak olan bu. Bu resimde gördüğünüz mesela neresi arkadaşlar? Beyaz Saray arkadaşlar. Yani ABD'de. Peki Beyaz Saray nerede bulunuyor arkadaşlar? Hemen düşündüğümüzde Washington'da bulunuyor. Yani Washington neye bağlı olarak gelişme gösteriyor dersek idari fonksiyonuna bağlı olarak gelişme gösteriyor. Buralarda kamu sektöründe çalışanların sayısı da fazladır. Londra, İngiltere'nin başkenti. Rusya'nın başkenti Moskova. Türkiye'nin başkenti Ankara. İspanya'nın başkenti Madrid. Çin'in başkenti Pekin ve İtalya'nın başkenti Roma. Roma ayeti de özellikle çok üzerine duracağımız bir başkent arkadaşlar. Roma adına imparatorluk kurulmuş, büyük bir medeniyet kurulmuş şehir. Roma İmparatorluğu başkentlerin başkenti olarak ifade edilir. Günümüzde Roma İtalya'nın başkenti. Hatta şöyle ünlü bir söz vardır. Dünya bir ülke olsaydı başkenti Herhalde Roma olurdu arkadaşlar. Evet liman şehirleri. Burada bir örneğimiz de bakın burada Madrid'de var arkadaşlar. Madrid'de nerenin başkentiydi? Hemen düşünüyoruz. Madrid İspanya'nın Real Madrid diye hemen söylediğinizi hisseder gibi oldum arkadaşlar. Liman şehirleri limanların bulunduğu alanda doldurma ve boşaltma işlemlerine bağlı olarak gelişen şehirlerdir. Özellikle Hollanda'da bulunan Rotterdam limanı, Fransa'da bulunan Marsilya, bu ülkelerin de ha, illeri, e, şehirleri hangi ülkelerde olduğunu söylüyorum ki öğrenin diye arkadaşlar. Hindistan'da Kalküta ve Bombay, Mısır'da İskenderiye, Almanya'da Hamburg, Türkiye'de Mersin, İstanbul, İzmir limanları önemlidir ve bu limanlara bağlı olarak o şehirlerde gelişme göstermiştir. Mesela şöyle ben bir liman göstereyim arkadaşlar. <laughs> Bu gördüğümüz liman nerede bulunuyormuş? Hollanda'da bulunan Rotterdam limanı arkadaşlar. Limanın büyüklüğünü görebiliyor musunuz arkadaşlar? Ya hatta şöyle daha büyük açıdan görürsek. liman oldukça büyük arkadaşlar. Burada şu gördüklerinizin bir tanesi bir konteyner dediğimiz veya ee onlara baktığımız zaman bir tane konteynerde oluşuyor. Onları vinçler alıyor ve gemilere paket halinde yüklüyorlar. E buradaki doldur boşalt işlemlerinin olması, limanda çalışanların bulunması, o limanın gerisinde ulaşım sistemlerinin bulunması, hepsinde çalışacak insana ihtiyaç var. E bu insanların ailesi var. Bu insanların yeme içme ve diğer gereksinimi var. Bu sayede liman şehirleri hızla büyür arkadaşlar. Evet liman şehirlerinden devam ediyoruz. Turizm şehirleri özellikle 1950 yılından sonra turizmin gelişmesine bağlı olarak ortaya çıkan şehirlerdir arkadaşlar. Mesela bir tane örnek olarak şöyle gösterelim. Gördüğümüz gibi turizm şehirleri biraz daha ışıl ışıl olan şehirlerdir. Peki kimler var dersek? New York bir turizm kentidir. İyi de hocam New York şöyle düşündüğümüz zaman sanayi de var doğru. New York denildiği zaman ticaret de var. New York borsası dünyanın en büyük borsaları. O da doğru. Zaten bazı şehirler birden fazla fonksiyona sahiptir. E, o yüzden o şehirler çok gelişir. Hatta bizim en çok adını duyduğumuz şehirler birden fazla fonksiyona sahip olabilir. New York, Paris, Venedik, Montreal, Vancouver, Antalya, Marmaris, Bodrum, Kuşadası gibi yerler turizm fonksiyonuna bağlı olarak gelişme göstermiştir. Maden şehirleri demir, bakır, krom, doğalgaz, petrol gibi madenlerin çıkarıldığı yerler arkadaşlar. Mesela şu gördüğümüz alan petrol çıkarılan bir yer. Neresi burası arkadaşlar? Kuzey Irak'ta bulunan Kerkük. Peki burada bu madenin, petrolün, doğalgazın, demirin çıkarılmasına çalışacak insana ihtiyaç var. Onların ailesi var. Bunların yeme, içme ihtiyaçları var. Eğitim sağlık ihtiyaçları var. İşte bu şekilde bakın orada bir maden bulunması o bölgenin kalkınmasına katkı sağlıyor. Peki hangi şehirler var? Maden şehri gelince AYT'nin olmazsa olmaz şehri Essen. Neredeydi arkadaşlar? Almanya'da bulunur. Kerkük ve Musul Irak'ta. Donetsk Ukrayna'da. Karıştı gerçi nerede olduğu. Kuveyt Kuveyt'tedir. Kuveyt'in başkenti Kuveyt'tir arkadaşlar. Bunun dışında Zonguldak, Batman, Elbistan gibi maden çıkarılan yerler, maden fonksiyonuna bağlı olarak gelişme göstermiştir. Dini şehirler, di, dini merkezlere sahip olan ya da dini simgelerin bulunduğu alanlar, dini fonksiyona bağlı olarak gelişme gösterir. Mesela şöyle düşünün: önemli din merkezlerine sahip olan bir yer, mesela bir ülke, Suudi Arabistan ülkesine gelecek insanlara sayı anlamında kota koyabiliyor. Yani şu kadar sayıdaki insan benim ülkeme gelebilir diyor. Yani nasıl bir durum şöyle düşünün. Mesela biz Türkiye olarak ülkemize yurt dışından sürekli turist gelsin diye uğraşıyoruz ama o diyor ki şu kadar kişi gelebilecek. Neden? Çünkü burada bulunan Mekke'de bulunan Kabe'de bütün insanlar daha doğrusu Müslümanlar ne için gidiyor? Hac vasifesini yapmak için gidiyor. Sadece bu sene izin verirse Türkiye'den 2 milyon civarında insan gidecek arkadaşlar. Yani bizden kaç gidiyor? 70-80 bin civarında bir vatandaşımız gidiyor. Peki bunu buna sahip olan yer, şehir gelişme gösterir mi? Tabii ki gelişme gösterecektir. Peki kimler olabilir? Mesela Roma. Roma'da ne vardı hocam? Vatikan var. Yani Papalık var. Hristiyanlığın merkezi Roma'dır. E Roma idari mi yoksa dini mi iki yapıya da sahiptir. Müslümanlar için önemli kutsal mekanların özellikle Kabe'nin bulunduğu yer Mekke, Medine, yine üç ana dinin bulunduğu alan Kudüs, Hristiyanlık, Yahudilik ve e, Müslümanlığın merkezi olarak kabul edilen yer Kudüs, Lasa yine. Bu Budizmin merkezi olarak Nepal'de bulunan bir alandır. Bunlar turizm faaliyetine pardon dini fonksiyona bağlı olarak gelişme göstermiştir. Kültür şehirleri aynı zamanda eğitim şehirleri de denir arkadaşlar. Özellikle bilim, sanat, kültür ve eğitim özelliklerinin geliştiği yerdir. Oxford, Cambridge, Kahire, İstanbul, Eskişehir gibi alanlar kültür şehirleridir. Özellikle burada Eskişehir'e dikkat etmeniz lazım. Çünkü üniversite sayısının fazla olması Eskişehir'in kalkınmasına katkı sağlamıştır arkadaşlar. Ve son şehirlerimiz askeri şehirler bir ilde ya da ilçede yani bir şehirde askeri birlik varsa örnek veriyorum 10 bin kişilik bir askeri birlik var. E 10 kişi sabah kahvaltı yapacak. Hepsi bir tane ekmek yese 10 bin tane ekmek yapar. Hepsi bir bardak su ise 10.000 bardak su yapar. E, bu askerlerin yeme, içme, kıyafet, hafta sonları çıkacaklar, gezecekler, hediyelik eşya alacaklar. Bunlara bağlı olarak orada bir sektör gelişecek. Ona bağlı nokta o şehir gelişme gösterecektir. Askeri şehirler deyince büyük askeri birliklerin bulunduğu yerlerdir. Peki neresi var? Bunun en önemlisi Brüksel'dir arkadaşlar. Bu Brüksel dediğimiz yer neresi? Belçika'da bulunur arkadaşlar. Önemli bir askeri merkezdir. Bunun dışında Eğirdir, Türkiye'de Sarıkamış, Kırkağaç, Kırklareli gibi askeri birliklerin bulunduğu şehirler gelişme gösterir. Ticaret şehirleri Milano, New York, Hong Kong, İzmir, Kobe gibi limanların ya da önemli borsa merkezlerinin bulunduğu alanlar arkadaşlar ticari fonksiyonuna bağlı olarak gelişme gösterir ki AYT'de burada özellikle New York'a çok büyük bir alan açmış New York'u o yüzden ticari şehir olduğunu iyi bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Ticari şehirlerimizle ilgili söyleyeceklerimiz kabaca ve kısaca bunlar arkadaşlar. Kolay bir konu mu? Evet kolay bir konu. Genel kültürle yapılacak bir konudur arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.